Merhaba YouTube, hoş geldiniz yeni videoya. 30 milim lensle şu an çekim, sinematik bir çekim yapıyorum şu an. Makro ile çekim yapıyorum. Bu kamerayı kullanmayacağım, o yüzden değiştirmedim. Bugün arka balatayı değiştireceğiz, bir sıkıntı çıkmazsa inşallah. Yani ön balatayı çektim, yani bakımda çok gösterdik oraları, bayağı uzun uzun. Bu sefer uzun uzun göstermeyeceğim, sadece böyle bir pov yapacağım. First Yanlış person. Söylüyorum. First person shooter. CSGO. Velhasıl. Siz farları nerede? Dün annem de bırak dedim sana. Ha dedim pardon ya. Al diye. Benim odamda diye. Neyse. Benim sis farları abime gitti. Çok uzun bir video yapmayacağım. Kısa bir video yapacağım. Uzun versiyonunu istiyorsanız bakım videosuna. Ben kart koyamıyorum videolara. Neden? Bilmiyorum. Kart koyduysam şurada. Koyamadıysam da aşağıya bırakmışımdır linkini. Hadi bakalım başlayalım. Öne takoz koyacağız. Arkayı el frenini indireceğim. Çok dayı be. O kadar bile değildi benim. Abim şey ayarlıyor. Suspansiyon şeyini ayarlıyor. Evet, sıfıra getireceğim şimdi. Oradan sayacaksın değil mi? Evet. Biraz acı verici bir şeymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neyse abim uğraşa koysun. Biz işimize bakalım. Şimdi normalde böyle arka balatada mesela şimdi güncel arabalarda daha yeni model arabalarda böyle Leon falan hariç Leonlar biliyorsunuz çekmeli el freni, elektronik el freni var. Elektronik el freni olan arabalarda kendiniz değiştirmeniz bayağı bir sancılı. Yani incelik, çok dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Yaparız ileride. Olabilir, aynen. Balatalarını aldım. Ama aldın mı? Ha, var elde. Ha tamam. Sadece ama şey tabi, vakum gerekecek. Öğreniriz o işi. Bıraktırılıyor. Aynen, bıraktırıyorsun arka el freni, elektronik, o bir olay var orada. Onu dediğim gibi abimin arabaya yapacağımız zaman öğrenir, öyle yaparız. Bu konvansiyonel, normal böyle çekmeli el freni olan. Nasıl? Önden çok bir farkı yok, yine ihtiyacınız olan şeyler. Bir adet evi olan abi bir adet balata disk değiştirmiş abi. Bu da disk de oradan. Kriko abi, şu arkadaş sehpa. Cırcırın ya da işte T kolunu ucuna takarsınız. 8 alyan lokmayla çalışırsınız ama o çok profesyonele giriyor. Hani ben size böyle evde nasıl yapılır şeklinde göstermek istediğim için böyle yapacağım. Onun haricinde işte tornavida, bilmem ne, balata spreyi, şu bu, öyle yani. Tamam, karıştırdık olayı. Şimdi başlayalım işe. Ya şey, şu mavi eldivenlerden verebilir misin ya? İçine giyeyim. Ben sana şey diyeyim. Güzel torklayınca jantları ne güzel zorlamadan çıkıyor. Bu da önemli. Baksana, mis gibi. Hem torklamak hem arabanız için sağlıklı, hem sizin için de sağlıklı. Bir daha söküp takarken. 9 gelsin bunlar da, genişliyor. Yeter ya. Güzel ama, hem hassas hem koruyucu. Ben çok beğendim. Nalbur şeyi mi? Active Hand diyor gerçi, nalbur şeyi nalbur gibi şey değil. Türk firması da. Yapı marketlerde 10 lira, 12 lira. N11'de bulduk, 4,5 lira. Hadi ya. Evet, 5-6 tane aldım. İki tane bundan aldım. İyi olmuş ya. İki tane de heavy duty aldım. Beğenirsem dedim, biz devamını alayım. Bak aslında Türk malı, yine malı var ama böyle 12 lira, aynı elde. Bu arada abim videosuna da aşağıdan gidebilirsiniz. Son videosunu her videoda açıklamaya koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz.
sıralama yine aynı. Arabayı kaldırmadan bijonları gevşetiyorsunuz. Kaldırdıktan sonra jantı söküyorsunuz. El freni boşaltıyorsunuz. Tabii ki arabayı kaldırma sekansı da şöyle olacak. Kriko'yu vurmadan önce mesela sol arka lastiği söküyoruz ya, sağ ön lastiğe takoz koymanız gerekiyor. Hani öyle bir durum var. Aklınızda olsun bu işte. Oraya takozu koyacağız. El frenini de boşaltacağız. Çünkü hani fren balatası tutuyor o el freniyle de. Şu tam girmek üzere. Şey bozmalı. Annem arıyor. Ha onu sana vermedim. Bunu çarptım dayı. Al ben sana verecektim onu. Sana verdim diyor. Hatta kamera çekimindeyiz. Çekim yapıyoruz şimdi de. Ararım ben seni, abimdeyim. Tamam. Hadi görüşürüz. Neydi o adamın adı ya? Hep unutuyorum adamın ismini. M539 muydu? Onun çok güzel bijon sökme şeyi var. Editi var. Şey yapıyor. Mesela bijonları takarken, sökerken de yapıyor da. Takarken sadece tork anahtarının kliklerini çekiyor. Böyle. Evet. Çok tatlı oluyor. Araya kesir şey gibi. Aynen. MRI platformu vardı ya. Aynen. O da çayı, işte, kahveyi karıştırırken sadece çin aynen. Koyuyor. O M530. İkisini de koyarım açıklamaya. Siz de takipçilerimiz de görsün isterim. Çünkü çok güzel hesaplar ikisi de. Benim M539 zaten benim örnek aldığım hesap. Çünkü adam işte çalışırken böyle dükkan tutuyor. Dükkan da değil. Storage, garaj tutuyor. Kendi arabalarını yaparken YouTube tutunca mesela işinden ayrıldı şimdi. Son videoda söyledi. Artık YouTube sadece zaten. YouTube. Bizim izlediğimiz böyle 30 bin, 40, 50 bin, 70 bin de keşfediyoruz. İlk yani 100 bini geçince ilk işte işi bırakmak oluyor. Aynen. İşte ülkemizde mümkün değil. Ülkemizde o iş ne yazık ki öyle değil. Onların ilk işi 100 bini geçer geçmez işi bırakmak oluyor. Evet. Söktük. Şimdi ben sehpayı koymayacağım arabanın altına. Çünkü hani kısa sürede halledeceğim bu işi. O yüzden şu arkadaşı koyacağım altına. Düşerse canta düşsün. Hani elimiz ayağımız sıkıntı olmasın babında. Değil mi? Açısına baktın mı? Ha, tamam, teşekkür ederim. Yine öndeki gibi şuradaki kapakları şöyle yapalım. Yine öndeki gibi şu kapakları sökeceğiz. Tornavidaya şey olmuş. Tornavidayla sökebilirsiniz. Kapakları yırtmayın abi. Toz kapakları diye geçiyor. Bak içleri tertemiz kapakların. O kadar dandik görünüyor bir kapağın o kadar şeyi dışarıda tutması da bana garip yani, geliyor. Güzel yani. Onun olayı o zaten. Şu şekilde. 8 alyan buraya girecek mi? Yok. 8 değil. 8 kim tutuşturdu elime 8? Karşı o 20 mi? 6 bu 8 de. 6 alyan herhalde. Şurada vardı abi alyan ya. Burada burada. Kim tutuşturdu elime 8'i? 8 değil. Pardon 8'miş arkadaşlar, özür dilerim. Neyse her videoda bir Goro esprisi. Bu arada anlamayanınız varsa hala ben Goro'yu çok seviyorum. Cemil bak copyright atacak. Aynen o. Şu 5. Kaç 8 geldi? Olacak. 8. Evet ben hala. Çok. İyi mi şimdi? İki aleti var lazım. İki alet. O bana lazım olacak ya. Şimdi burada küçük alet kullanmamızdaki en büyük problemlerden birisi kuvvet kolumuz yetmiyor. Abi özür dilerim senden. Bir daha şuradan 10 anahtar falan. Yıldız Totolu. Ayarlı pensi büyük mü gelir? Hayır. Yıldız Totolu bir anahtar istiyorum ben. Yıldız Totolu. O biraz büyük olur. Bir küçük 10 vardı orada tek şeyle. Benim saatim manyetik şeyi bunu tutuyor. Oha. Vay arkadaş. Heh.
Bunlar hep işte ekipmansızlıkla alakalı. Şimdi kuvvet kolu yetmiyor abi. Yetmediği için de bunu şöyle bir tane anahtar alıyorsunuz abi. Hani ben burada 10 kullandım ama mesela 14-15 en çok bulunan anahtardır mesela. 14-15 onu da kullanabilirsiniz. Bu biraz büyük sadece buraya. Yani çok büyük gelmesin diye 10 kullanıyorum ben. Şöyle yapıyorsun abi. Bu şekilde açıyorsun. Mevzu bundan ibaret. Aşağıyı da açalım. Aşağıyı ben gerçi büyük anahtarla açtım ama yine de aynen açtım. Bu şekilde olanla idare etme şekli. Her zaman bütün ekipmanları bulunduramazsınız. Aslında bulundurmak lazım. Ya işte Türkiye'de çok pahalı. Ekipman çok pahalı Türkiye'de. Yurt dışında adam mesela bir şey oluyor. Mesela Do It With Dan var. Takip ettiğim bir adam. Adam bir şey oluyor, ihtiyaç oluyor. Geçen işte amortisörlerini değiştiriyordu bir tane pick-up'ın. Bir şey ihtiyacı. Ball joint remover. Yani şey. Evet. Ya Türkiye'de de var da. Rot başı. Aynen. Rot başı sökme aleti. Adam sökemedi mesela rot başını. Gitti hemen otozondan aldı. Burada ikmale gitsen 300 liradır. Paradır, şudur, budur. Hani onu dolar diyoruz. Bir de şu var. Aynen. Mesela İzeltaş sadece Türkiye'ye üretim yapsa çok ucuza buluruz. Ama İzeltaş tüm dünyaya üretim yaptığı için mesela şu an motor aldığım çanta yurt dışında satılsa 3000 lira. Aynen. Ama işte ben 700 liraya aldım. Mesela yani o firma büyüse yine 700 alamayacağız. İşte yani sıkıntı biraz... orada bir olay var orada. Çok can sıkıcı bir durum. Yani bu insanı üzüyor biraz ama yapacak bir şey yok. Ne yazık ki bizim coğrafya kader. Bu kadar çok dişi olamaz herhalde. Aynen bu kadar çok dişi yokmuş zaten. Aşağıyı da ittireceğiz. Oha, aşağının o kadar çok dişi varmış. Ben de kusura bakmayın, yorumları onaylıyorum. Ha, kolay gelsin. Ben bıraktım ya. Ben yorum ona işini bıraktım artık. Kaportayı çekiyorum. Pardon. Ben yorum ona işini bıraktım artık. Saldım artık. Herkes istediği gibi istediği yorumu yapıyor. Evet ya, birbiriyle kavga eden takipçilerim var. Özellikle Instagram'da neyi paylaşamıyorsunuz oğlum diye giresim geliyor araya da. Hiç üstelemiyorum artık. Cıvataları söktükten sonra ön balatada olduğu gibi direkt abi bam diye çekiyorsunuz bu arkadaşı. Hayatımda ilk defa bu kadar balata bitirdim. Sıfır. Zaten sesinden belliydi. İyi ama lip yap, şey yapmamış. İz yapmamış. Of. Bayağı bitmiş ya. Tamam. Neyse hadi bakalım. Bunlar da orijinal BMW'ydi. Şimdi yine tekstlerle değiştireceğiz. Şimdi yine ön balatada olduğu gibi şu arkadaşı sıkmamız gerekiyor. Bunu sıkmamız için de balatayı üstünde bırakıyoruz abi. Şöyle üstüne takıyoruz. Takıyormuş gibi yapıyoruz. Bu sefer tornavidayla yapacağız. Tornavidayla şöyle diskin yüzüne değil de kenarlarına basarak şöyle ittiriyorsunuz abi. Ön balata videomda da işte o önden kapağı aç, işte böyle zor yaparsın falan diye yorumlar vardı. Öylesi makbul. Yani kapağı açmak gerekiyor. Ama sürekli fren rolinin takibinde olan bir insanım. O yüzden mesela balata bitimine yakın fren işte hidrolim eksilmiş diye koymuyorum ben. Koymadığım için de bunu geri sıkarken fazla bir sıvım olmuyor. Yani kapağı açmama ihtiyaç olmuyor benim. Ama siz mesela fren hidroliğini koyduysanız böyle yaparken kapağa basınç yapacaktır. İttiremeyeceksiniz. Yani ittiremez hale geleceksiniz. O yüzden kapağı açmanız gerekebilir. Kapağı açtığınızda da şöyle bir problem var. Fren hidroliği abi bildiğin çözücü. Ha, evet. Ciddi çözücü. Yani boya mesela boyaya değdiği anda boyayı kaldırır. Plastikler olsun, kablolar olsun hani oradaki etrafındaki malzemelere de zarar verir. O yüzden fren hidroliğinin kapağını açarken çok dikkat edin abi. Etrafına böyle 2-3 kat altına geçmeyecek şekilde bez koyun. Fren hidroliği dökülmesin hiçbir yere. Bu önemli bir nokta. Bunu da size söylemiş olayım. Sen niye açmıyorsun culara da böyle de bir cevap vermiş olayım. Ben açmıyorum çünkü fren hidroliğim fazla değil. Gereken miktarda. O yüzden zaten rahat rahat bu şekilde basabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bastıktan sonra da şöyle çıkarıyoruz abi. Bu tamam. Öndeki gibi geçiyor. Aynen.
Bunları söktüğünüz zaman abi şu boot dediğim, hani bir önceki videoda da bahsettim. Boot dediğim malzeme şu malzeme. Dur şöyle göstereyim. Şu malzeme. Bu merkezlemesini sağlıyor şu kaliperin. Pistonuna dikkat edin. Bir korozyon var mı? Bir kaçak var mı? Bu lastik yırtılmış mı? Onları kontrol edin abi. Bizim arabamızda çok şükür öyle sıkıntılar yok. Değiştirmemize de gerek yok. Yani bunlar çok eskidiği zaman bunların tamir kiti satılıyor. Kaliper tamir takımı diye satılıyor. İşte bu piston satılıyor. Pistonun işte şu borular, bootlar satılıyor. Şu lastikler satılıyor. Hani böyle bir set var. Bunu da alıp değiştirebilirsiniz ama şu arkadaşı söktüğünüz anda, yani fren hidrolik borusunu söktüğünüz anda frenlerinizin havasını almanız gerekiyor. O yüzden bu işe girmiyoruz. Fren hidroliğini sökmediğiniz sürece burada bir sıkıntı yok. Bunu herkes yapabilir ama şu arkadaşı söktüğünüz anda iş profesyonellere geçmiş oluyor. Ha tabii kendiniz de havasını alabilirsiniz. Şuradan hava alma şeyi var ama birkaç özel ekipman gerekiyor o iş için. Biraz da böyle know-how dedikleri, hani nasıl olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir de biraz sıkıntılı bir olay. Bunu da gösteririz belki bir zaman. Hani ben yapabiliyorum ama burada size göstermeyeceğim şimdi. Hadi bakalım değiştirelim. Balatalarımız bu şekilde. Yine kablomuzu da aldık. Kabloyu yine ucuz aldık. Çünkü kablo, yani bu önemli değil bir malzeme. Anlamı yok bunu pahalı almanızın. Balata yine öndeki gibi. Bir tane şey geliyor. Bir tane böyle bir sekmanlı mı denir artık? Sekmanlı geliyor. Yine normal bildiğiniz gibi. O şekilde. Oy. Şu şekilde oturtacağız. Dediğim gibi buralara bakır pasta sürmeniz gerekiyor. Ama mesela bak bunda güzel bir kaplama var yapışmasın diye. Yani benim eskisi de yapışmadığı için ben o işe girmiyorum ama siz çok böyle güzel olsun istiyorsanız bakır pasta sürebilirsiniz şu uçlara. O da aklınızda olsun. Şunu da şöyle yaptıktan sonra. Civatalarını yerine itiyorsunuz. Sonrasında da sıkıyorsunuz. Saat yönünün tersine çeviriyorum. Benim bakışımla. Çünkü civata ters. Yani saat yönüne çeviriyorum aslında. Ters diş değil. Onu şey yapmayın. O yanlış anlaşılmasın. Hepsini sıkmadan karşılıklı ittirmeniz gerekiyor. Şimdi bir de tit bir bilgi vereyim size. Mesela E46 M3'lerin işte şasesi yırtılıyor falan dedikleri bir mevzu var. Bu da abi nedir? Hemen size anlatayım. Şimdi E46 M3'lerin abi arka şase bağlantıları ve arka traverstir. Şudur arka travers. Bu arka traversin bağlantı yeri var ya, görebiliyor musunuz bilmiyorum, dur. Öyle diyorlar ama subframe işte. Subframe damage, yani subframe yırtılması artık, ne dersiniz? Bakın burada bir ıce var. Ice dediğimiz de işte şu silikonları su geçirmemesi için buraları şey yapıyorlar. Birleştirirken böyle kaynağı böyle bütün şeyi, birleşim noktasını kaynaklamıyorlar abi. Yeni arabalarda, eski arabalarda kaynaklıyorlardı. Tak weld dedikleri bir spot weld. Tak weld denmez onu. Spot weld dedikleri bir mevzu var abi. Pıt 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 diye böyle tek tek nokta nokta kaynaklıyorlar bunları. Bunları nokta nokta kaynakladıkları için su geçirmezliği sağlamak için de bu ıcı gibi böyle silikon, böyle sert silikon bir malzeme var. Üstü boyanabiliyor. Bunu yapıyorlar birleşim noktalarına ve bunu da işte boyuyorlar. E46 M3'lerde de abi bu kaynak yerlerinden değil de şu saçtan, şuralardan yırtılmaya başlıyor. Bir tasarım hatasından dolayı denir hani. Araba çok güçlü, ondan yırtıyor demek. Birazcık mahalle ağzı olur o iş. Buna da abi kit satıyorlar. Subframe kit diye. Bunu söküyorsun abi. Hani şunu, civatalı bu zaten. Bunu söküyorsun. Buna böyle sleeve, hani geçiyor üstüne. Kaynaklıyorsun bir daha. Geri yerine takıyorsun ve sıfırından çok çok daha iyi oluyor. Çok çok daha sağlam oluyor. Yani insanlar böyle böyle yırtılıyor, arabanın beli kırılıyor falan mevzusu. Bunu da böyle ufak söylemiş olayım. Biz Balata'ya geri dönelim. E46 M3'ümüz yok çünkü. Yine son rat diye geldiğimizde bu malzemelerin torku yok abi. Şu malzemelerin hepsinin torku var ama şu arkadaşı buraya bağlayan bir tork yok abi. Bulamadım ben.
herkes el sıkılığından işte 15 derece daha geçiyorsun falan modunda davranıyor. Bunun da sıkılığını yine sökerken yaptığımız gibi şöyle takıyorsunuz abi. Çevirmek istediğiniz yönün zıttına getiriyorsunuz. Anahtarı şu şekilde. Tamam. Bu şekilde sıkıyorsunuz, bitiyor iş. Bunların da torku neden yok abi? Bunlar çünkü böyle hani zaten şu merkezlemenin içinde işte alüminyum şey malzeme falan, şu döküm gerçi de pik gerçi de civatası hani böyle değişebilir, özel bir civata olduğu için. Bir de zaten hani buranın çalışma mantığı böyle bir yükte çalışmıyor burası. O yüzden herhangi bir sıkma şeyi yok diye biliyorum ben. Bu da tamam. Eltaymış bu. Ha iyi, yamultmadım bir an, yamulttum zannettim. Anahtarı bir an yamulttum zannettim ya. Malzeme defoludur. Ya İzel taşa, ya evet yamulmuş biraz. İzel taş harici bu işler çok şey değil, iyi değil. Mesela şey bu. Gelmiyor. Aynen. Bu İzel taş bizim babamın, tabu babamın. Reisin sağlığında kullandığı, aldığı malzemeler. Babam da çok severdi böyle uğraşmayı. Kendi yapardı her şeyi. Afyon'da zaten Mercedes'e binmek için kendin yapman lazım. O dönemlerde. Çünkü çok büyük yokluktan geçmişler. Çok büyük. Aynen değil mi? 114'ü sökmüş. 230.6 şasiye kadar. Aynen. Motorunu da şey yaptı. Söktü daha. Tabii. 114 işte. 236. Celal amcadan sonra o araba bayağı bir toplandı. Babasının mıydı? Ha. Onlar da bizim videoları izlemiyorlardır herhalde. Onlar da zannetmiyorum. Aynen. Ama plakası hala aynı. AY kaçtı? AS mıydı? AS. AS. AS sonunu hatırlamıyorum. 303 müydü? 033 müydü? 0 o bir şeydi. Hala E250 var bir tane. 211, 212 makyajsız. Aynı plaka bizim kahverenginin plakayla hala. Ha o kahverengi 114, 236 kırmızı, onun astı. Kırmızınınkini bilmiyorum. AY'ydi. AY'ydi 033. 033 AY'ydi. Aynen. Ha işte dediğim gibi 212'di hala. Güzel böyle Silverstone bir 212 var. Dizel. Otelde gördüydüm ben de orada işte. Tamam, işimiz bitti. Şimdi burayı toplayalım. Dur bir saniye. Şu şeyleri de takmayı unutmuyoruz abi. Şu kapakları da takmayı unutmuyoruz kesinlikle. Önemli bu da. Hadi bakalım. Ne kadar salmış. Şey çok amortisör mü salmış? Yok. Griko salmış. Sen it. Okey. İt. Benim o kadar kaldıracağım. Pardon. Oldu. Dur indirme, ezan bitsin. Şimdi önceki videoda şu arkadaşı takmamışım. Bunu takmayı unutmayın. Öbür videoda da unuttum. Şey ya şu metal BMW problemi var ya. Arkada teneke var ya, öbür videoda şey falan ha. Diyoruz. Bu yine M539'un videosunda dedi. Mudguard deniyormuş onlara. Aha, aynen. Çamur, taş şey. Çamur muhafızı. Taş muhafızı. Şeymiş. Çamur indiriyorsun. İndir. İndirdikten sonra şimdi sıkacağız. Ondan sonra en sonunda şeyle toplayacağız. O da mesela Volkswagen'in malzemesi. Senin olabilir o belki. Bilmiyorum ben de. Hadi sıkalım şimdi bijonları. Şuradan kullanayım mı? Neyi? Ben de kullanıyorum da al. Hı, alırım ben seni. Yok alırım seni. Zaten bunu bırakacağım seni. Şey yapalım. Bu tarafında fişini taktık. Fiş şeyi de geçiş yerlerini de böyle
Burası 1, burası 2, 3, 4, 5 ve şu şurayı söküyorsunuz. 10 civatası var. Buraya söküyorsunuz. 6 buralar. Şu kapak yine öndeki gibi açılıyor şöyle. Bunun içinde göstereyim size. Bunun içinde abi. Dişi buraya takıyorsunuz. Kapağı kapatıyorsunuz güzelce. Bu civatayı da üstüne sıkacağız şimdi. Şunları da şöyle oturtacağız. Bunlar biraz eskimiş ama şöyle yaparsak tutacaktır. Aynen. Oraları da taktık. Fişi de hallettik. Bu kısımda böyle hallolmuş oldu. Hadi bakalım. Şimdi burayı da toplayalım. Sonrasında işlemimiz bitmiş olacak. Evet, işlemlerimiz bitti. Golf Race de orada. Golf de bu arada satılık, abimin Instagram'ına ulaşabilirsiniz. İlanı yok ama satacağız herhalde. Yani birisi çıkarsa alıcı. Çok öyle hevesli değiliz satmaya ama giderse gitsin diyoruz, değerini bilecek birisine. Velhasıl arabanın işini bitirdim abi. Arka balataları değiştirdik abi. Şu şekilde. Yani bedding yapamadım ama yarısını mavi hue yaptık. Eğer netlerse. Netleyemedik. Neyse. Hallettik yani. E46M3'ten bahsettik. Ondan bahsettik. Bundan bahsettik. Güzel bir video olsun inşallah sizlere de. Eğlenceli. Böyle şeyler, içerikler yapacağım abi. Yani yaptığım işlerin hiçbirini çekip atmıyordum uzunca bir süredir. Olsun, böyle çekip atacağım. Umarım beğenirsiniz siz de içerikleri. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Benle olduğunuz için bu muhabbette, sohbette de. Hadi bakalım. Görüşürüz bir dahaki videoda.